Raporları otomatik olarak mail ile göndermek için öncelikle SMTP ayarlarının yapılması gerekir. SMTP ayarını yapmak için CD program faysının altında, logo klasörünün altında Logomine Insight'a giriyoruz ve buradan Logomine Insight Settings Exe'sini çalıştırıyoruz. Kullanıcı adını ve şifreyi admin şeklinde girdikten sonra açılan ekrana SMTP ayarları butonuna tıklıyoruz. Ve buradan mail adresimiz hangi SMTP sunucusunu kullanıyorsa belirtiyoruz. Daha sonra port bilgisini belirtiyoruz. Maillerin gideceği gönderici adresini belirtiyoruz. SMTP kullanıcı adı ve şifreyi yazdıktan sonra eğer SSL kullanıyorsanız SSL kullan yanındaki checkbox'a tıklıyoruz. Mail ile gidecek olan dosyanın megabyte sınırını da buradan belirtebilirsiniz. Bu adımları yaptıktan sonra SMTP ayarınızı test edebilirsiniz. E-posta adresi olarak kendi e-postamı giriyorum ve gönder butonuna tıklıyorum. Şu anda işlem başarılı olduğuna dair bildirim almış olduk. Gördüğünüz gibi test mesajı mail olarak iletildi. Şimdi yaptığımız SMTP ayarlarını kaydetmek için kaydet butonuna tıklıyoruz. Ve işlemin başarılı olduğunu bu şekilde görebilirsiniz. Artık Insight tarafına geçelim ve sıradaki adımlarımıza bakalım. Insight tarafına geçtiğimiz zaman öncelikle bir kullanıcıyı e-posta gönderim kullanıcısı olarak tanımlamamız gerekiyor. Bunun için kullanıcılar butonuna tıklıyoruz. Ekle diyoruz. Ve bir mail kullanıcısı tanımlıyoruz. Oluşturduğumuz kullanıcıyı e-posta kullanıcısı olarak tanımlamak için e-posta kullanıcısı yanındaki checkbox'ı tıklıyoruz. Oluşturduğumuz kullanıcıyı kaydet butonuna tıklayarak kaydediyoruz. Kullanıcının başarılı eklendiğini görebilirsiniz. Kullanıcı ilk oluşturulduğunda pasif durumda oluşturuluyor. Durumu aktife çevirmek için kullanıcıyı seçiyoruz ve aktif butonuna tıklayarak kullanıcıya lisans atıyoruz. Kullanıcı başarılı bir şekilde aktif edilmiş oluyor. Kullanıcının e-posta kullanıcısı olduğuna dair burada tik işaretinde görebilirsiniz. E-posta kullanıcısı rapor tasarlayamaz ya da bir raporu değiştiremez. Yalnızca e-posta kullanıcısı olarak tanımlanır. Tekrar ana sayfaya geçelim. Burada tanımlanabilecek mail adreslerinin lisans sayınıza bağlı olduğunu belirtmek istiyorum. E-posta gönderim modülünde gördüğünüz gibi 5 tane mail adresi tanımlayacak lisans hakkım var. Şimdi raporların nasıl gönderildiğini görelim. Raporların otomatik gönderim butonuna tıklıyoruz. Açılan ekrandan e-posta listesine tıklıyoruz. Buradan isterseniz gruplar tanımlayabilirsiniz. Grup tanımlamak için buradaki ekle butonuna tıklayıp örneğin ürün uzmanı şeklinde ürün uzmanlarını kapsayacak bir grup oluşturabilirsiniz. Bir tane daha grup oluşturalım. Tekrar ekle butonuna tıklıyorum ve pazarlama uzmanı diyorum. Bu şekilde iki tane grup oluşturmuş olduk. Grupları oluşturduktan sonra e-posta listesine geçiyoruz ve buradan mailleri göndermek istediğimiz kişileri ekle butonuna tıklayarak eklemeye başlıyoruz. Örnek olarak Melis Türkoğlu. Burada mail adresimizi belirtiyoruz. Kaydetmiş olduğumuz gruplardan uygun grubu seçiyoruz ve kaydet butonuna tıklıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi kullanıcıyı eklemiş olduk. Artık raporların otomatik gönderimini sağlamak için bir zamanlanmış görev ekleyebiliriz. Ekle butonuna tıkladıktan sonra oluşturacağımız göreve öncelikle bir isim vereceğiz. Örnek olarak seçtiğimiz raporun Excel formatında mail olarak gitmesini sağlayalım. Bunun için görev adı olarak banka analizi Excel diyorum. Görev adını belirttikten sonra bir raporu sayfa bazında da rapor olarak gönderebilirsiniz. İçinden bir objeyi de mail olarak gönderebilirsiniz. Seçmiş olduğunuz uygulamayı PDF ya da Excel formatında mail olarak gönderebilirsiniz. Şu anda örnek olarak Excel formatının gönderimini göreceğiz. Sayfa gönder dediğimiz için sayfalar bölümünde banka analizinin içinde yer alan sayfaları görüyorsunuz. Burada banka detay sayfasını seçtiğimiz zaman belirlediğimiz kullanıcılara yalnızca banka detay sayfası mail olarak gider. Eğer obje gönder dersek o zaman banka detayın içinde bulunan objelerden seçimler yapabilirsiniz. Eğer sayfanın içerisindeki objelere isim verilmemişse o zaman bu şekilde ID bilgisini görebilirsiniz. Şimdi örnek olarak sayfa gönder diyerek banka detayını seçiyorum ve ileri diyoruz. Bu ekrandan maili göndermek istediğimiz birden fazla kullanıcı varsa bütün kullanıcılara belirttiğimiz filtreye ait veriler gitsin demiş oluyoruz. Örnek olarak yıl seçtiğimizde buradan 2014'ü işaretlersek yalnızca 2014 yılına ait veriler belirlediğimiz kişiye mail olarak gönderilecektir. İleri dedikten sonra seçmiş olduğumuz kullanıcılara ayrı ayrı filtreler verebiliriz. Ekle butonuna tıklayarak oluşturduğum kullanıcıyı ekliyorum ve kullanıcıyı seçerek seçmiş olduğum kullanıcı yalnızca 2014 yılındaki Yapı Kredi Bankası'na ait verileri görsün demiş oluyorum. Yani bu ekrandan kullanıcılarınızı tek tek seçerek hangi alana ait verileri görmesini istiyorsanız belirtebilirsiniz. Kullanıcı parametresi tanımladıktan sonra ileri diyerek raporun saatlik mi, günlük mü,
haftalık mı ya da aylık mı mail atılmasını istediğinizi belirtebilirsiniz. Diyelim ki saatlik seçtiniz. Her 3 saatte bir. Belirttiğiniz saatten başlayarak rapor belirttiğiniz kişilere mail olarak gidecektir. Ya da günlüğü seçerseniz her 3 günde bir. Yine belirttiğiniz saatten başlayarak rapor mail olarak gönderilecektir. Haftanın her gününü seçerseniz her gün belirtmiş olduğunuz saatte rapor mail olarak gidecektir. Haftalık seçtiğiniz zaman buradan gönderilmesini istediğiniz günü belirtebilirsiniz. Her pazartesi saat 4'te rapor belirttiğiniz kişilere belirttiğiniz filtrelerle mail olarak gönderilecektir. Aileyi seçtiğiniz zaman da diyelim ki 2 ayda 1 ayın 5. günü yine belirttiğiniz saatte raporu mail olarak gönderebilirsiniz. Ya da diğer seçeneği seçerek 2 ayda 1 ayın 2. salı günü maili belirttiğiniz saatte gönderebilirsiniz. Ben şu anda örnek olarak günlüğü seçiyorum ve haftanın her günü saat 4 olarak bırakarak kaydet butonuna tıklıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi zamanlanmış görev aktif olarak tanımlanmış oldu. Eğer tanımladığınız görevi durdurmak isterseniz seçtikten sonra değiştir butonuna tıklayarak durumunu aktif yerine pasif yapabilirsiniz. Kaydettiğiniz zaman artık zamanlanmış görev pasife alındığı için kullanıcılara mail gitmeyecektir. Bu şekilde raporlarınızı otomatik mail olarak gönderebilirsiniz. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak için Şeyda Can Yakmaz'ın Logomine Insight Mail Gönderim Modülü isimli webinarını izleyebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.